Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah'a emanet. Şimdi ben size mevzumuz şu. İlahiyatçısınız değil mi hepiniz? Genelde. Ekseriyetler. Diğerleri hangi bölüm? Lise. Lise ve ilahiyat. Şimdi tarih boyu insanoğlu en çok kendisini merak etmiş. Kendi kendine döndürmüş. Şurada bir hata yapmışlar. Vahdet-i vücut, tabiat perestler ve felsefecileri hepsini cem edecek bir misal vereceğim. Orada çok sorularımızı cevaplayacağını zannediyorum. Gündüz ortası, Temmuz-Ağustos'ta şiddetli bir güneş düşünün semada. Bir ayna koyduk, aynaya vurdum. Aynayı tamamen bloke etti. Ve aynaya vuran güneş aynayı göstermez. Ayna kapanır, tamamen orada güneş gözükür. Değil mi? Ayna yok olur. Parlak bir güneş olur. Böyle bakamazsın. Küçük bir güneş. Şimdi aynadaki güneşle bakınca aynadadır değil. O sonuçta neticeyi gördükleri için aynayı inkar ettiler. Ayna değil dediler. Bu güneştir. Ayna gözükmediği için. Aynada gözüken şiddeti zuhuru olan güneşin şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Yani aynada gözüken güneş aynayı kapatmış. Dolayısıyla ayna gözükmez şiddetinden dolayı. Bu sefer sebebin içerisinde, yani ayna sebepti, netice gözüktüğü için, netice orada gözüktüğünden bu güneş budur dedi. Hakiki güneşi aramadılar. Bunlar tabiat perest. Aynaya geçselerdi, aynada gözüküyor bu denseydi, o zaman aynadaki gözüken güneş, aynanın olmadığını ve güneş olmadığını, bir yeri gösterdiğini, bir yeri buraya taşıdığını, burada ifade ettiğini anlayacak, idrak edecek, hakiki güneş olan semayı arayacaktı. Tamam, bak, eğer aynayı fark etseydi, bu ayna var bunun arkasında, neticede güneşi gördü. Sebepte neticeyi gördüğü için arama yapmadı. Bu tabiat perestler, yani elmayı dalda gördüğü için elmayı yapan odur, daldır demiş tabiat. Oysa o bir aynaydı, ağaç. Tamam mı? Müslümanlar ise aynada gözüken güneşten aynaya itikat ettiler. İtikat ettiler. İtikat edince iman değil bu. İtikattır. İtikat aklidir, iman kalbidir. Dimağda meratip var, tahayyül. Aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum. Soğan kabuğu gibi. En dışarıda tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Sözlerde geçiyor bu. Lemanda. Şimdi itikat dimağıdır. Hemen ilahiyatçı olduğunuz için hemen şey yapayım. Hiçbir sahabe mürtet olmamıştır. Ama Allah Resulü zamanında itikat edip peygamber vefat ettikten sonra dinden dönenler iman edenler değil, itikat edenlerdi. İtikat akliydi. Bak ne soruyu da cevaplandı. Resulullah'ı görecek, iman edecek, sonra mürtet olacak. Ha, onun için itikat ettik deyiniz, iman ettik demeyiniz diyor. İtikat aklidir. İman kalbidir. Ha, şimdi burayı anladık değil mi? İman, itikat, iman. Şimdi bir daha yapıyorum. Güneşi gördüler aynada. Güneşi gördüler aynada. Müslümanlar
Ayna var dedi. Gözükmeyen bir ayna var orada. Çünkü zatından bu olamaz. Böyle bir güneş burada olamaz. Buna ne yaptılar? Aynaya itikat ettiler. Ayna itikattır. İtikat edince, ha o zaman bu zati bir hassa değil. Yani aynada gözüken güneş, aynanın zati bir özelliği değil. Doğasının değil, fıtratının iktizası değil. Yani su ıslatır. Suya ıslaklığı hiç kimse veremez. Suyu kim ıslattı sorulamaz. Allah'ı kim yarattı sorulamadığı gibi. Niye? O zaman sorulur sana. Zatı olan bir hassayı sorgularsan o zaman zatını inkar ediyorsun. Nedir o? Suyu kim ıslattı diye size birisi soru sorsa. Suyu kim ıslattı? Islattı kendisine var. Tabi. Yani zatidir. O zaman şu sorunun altında şu var. Su kuruydu da birisi ıslattı. Islak kaldı. Kurumadı zamanla. Lokomotifi kim çekiyor? O zaman lokomotif deme. Güneşe kim benzin koyuyor? Kim başka yerden ısı alıyor, ışık alıyor? Sorulamaz. Zatidir. Ha? Dokuzuncu lokomotifi 8 çeker. Ama 2'yi 1, 1'i de birisi çekmez. Kendi zatındandır. Şimdi dolayısıyla aynada gözüken güneş, dikkat ederseniz öyle bir şeyin etrafına dönüyorum ki kafanızda zannettiğim bir sürü soruların cevabı oluyor. Allah kim yarattı? Kim yarattı biliyor musun? Suyu kim ıslattıysa o yarattı. Aha. Suyu kim ıslattıysa Allah da o yaratmıştır. Şimdi bu aynada gözüken güneş arkasında ayna itikattır. Aynaya itikat edilince o zaman iman gaybadır. Bu sefer aynanın zatı bir hassası olmadığından o ışık güneşe iman ettiler. İman şems-i ezeli, ayna dima ve aynada gözüken tezahür, istidat ve kabiliyetler de güneş. Toparlıyorum ve ondan sonra mevzuma geçiyorum. Şimdi Ağustos, Temmuz'un şiddetinde güneş vuruyor çok şiddetli bir aynaya. Aynaya öyle şiddet vuruyor ki ayna bloke ediyor, aynaya bile bakamıyorsunuz böyle. Semadaki güneş gibi. Aynadaki güneş semanın güneşiyle ne aydır ne gayrıdır. Çünkü nuraniler böyledir. Aynaya ben baksam lavabodan gözükürüm. Peki ayna bu. Yansıt diyorum beni. Şuraya yansıt. Yansıtır mı? Yansıtma. Çünkü niye ben? Kesifim. Donukum. Tamam. Peki güneşi tutuyorum aynaya. Ayna yansıtır mı? Yansıtır. Çünkü nuranidir. Tamam mı abisi? Şimdi aynada şiddetli güneş tecelli ediyor. O kadar şiddetli ki bakamıyorsun. Ne aynadır ne gayr. 16. sözde geçiyor. Kafir yani küfür ehli bu aşağılık manasını değil örten. Kafir, Araplar, evet, örtücü olarak kullanırlar çiftçiye. Tohumu örttüğü için kafir derler. Çünkü birkaç manada kullanılır. Şimdi, aynayı güneş örttü. Ayna gözükmez. O zaman sebeple netice gözüktüğü için hep budur dedi. Yani sonuçta neticeyi gördüğü için, aynada güneşi gördüğünden, aynayı da kapladığından güneş, burada ayna gözükmez. Ayna gözükmediği için güneş gözüktüğünden budur dedi. Hem o ostur. Budur dedi. Ondan sonra daha bir şey aramadı. Niçin aramadı? Çünkü gözüken güneşin arkasında aynayı göremedi. Müslümanlar ise bu gözüken güneşten aynaya intikal etti. İtikattır bu. İtikat aklidir. İman kalbidir. Şimdi o itikattan dedi ki bu aynadaki gözüken güneş başka bir şeyi taşıyor, başka bir yeri taşıyor. Zatı değil. Yani aynanın özelliği değil bu ısı, ışık. Bu sefer aslı güneşe iman etti. Şimdi kafir neticede, sebepte neticeyi görmüş. Dalda elmayı görmüş. Ağacı ayna kabul etti. Sebepte neticeyi gördüğü için netice sebeple beraber olduğunda sebep fay zannetti. Bu kafir. Bu sefer niçin aynayı görmedi? Eğer
gözüken, aynada gözüken güneşten aynaya geçseydi güneşi geçecekti. Aynayı göremedi. Şimdi ne dedi? Her şey budur dedi. Buradaki güneş adına aynayı da güneşi de inkar etti. Vahdet-i vücutçularda o kadar semadaki güneşe böyle nazar ettiler ki oradaki güneşi de onun adına her şeyi inkar etti. Neticede onu gördüler. İşte ehli sünnet vel cemaat aynada gözüken güneşi aynaya intikal etti ve aynaya itikat etti. Aynada gözüken güneşte aynaya itikat etti. Ayna dimadır. O itikattan gayb olan iman gaybadır ve oraya iman etti. Şimdi Muhyiddin Arabi aynadaki gözüken güneşi semadaki güneş zannetti. Hem o ostur dedi. Odur dedi. Ondandır diyemedi. Yani Allah adına kainatı, mevcudatı inkar etti. Tabiat perestler ise tabiat adına Allah'ı inkar etti. Aynı yerden inkar ediyorlar. Muhyiddin Arabi aynayı görmedi, güneşten dolayı hep budur dedi. Hem bu mevcudat hepsi odur dedi. Bu mevcudat bu odur. Haşa, Allah'tır dedi her şey. Her şey odur. Yani aynada güneşi gördü, aynayı da görmediği için mertebe, dört mertebe fark etmedi. Bir, güneş. İki, aynadaki güneş. Üç, aynadan çıkan şua. Dört, fotoğraf makinesi veya fax'tan kağıda düşen resim. Dört tane vücut. Göremedi, ince bir çizgi. Ha, demek ki aynadaki gözüken güneşi, semadaki güneşi zannetti. Ondan sonra hem oğuz dedi, burada Allah'a şiddetli muhabbetinden dolayı arka taraflar inkar etti. Onlar da esbabı o kadar perestiş ettiler ki netice budur dedi. Sebep de gözükmedi. Sebep netice aynı olduğundan dolayı sebep adına, netice adına, şu güneş adına her şeyi inkar etti. Aynı yerde. İkisi de aynı yerde. Onun için birbirine benziyor. Ha? Şimdi sevgili arkadaşlar. Buradan ben size nereye gideceğim? Anlamayacağınızı biliyorum. Bilmiyor muyum ben bu kadar konferanslar, seminerler veriyorum? Selam. Hocam o Muhyiddin İbn Arabi'nin orada takılmasının sebebi ilmin eksik olmasından mı yoksa başka bir nedenden mi? En büyük neden şu. Her asırda bir mucididi din geliyor. Mucididi dine tabi olamadığında. Kendi kariyası, kendi keşfine itimat etti der üstad. Çünkü Kur'an'ın nuruyla bakamadı, keşfiyle baktı. İman-ı bil gayb, iman-ı bil şuhtan üstündür. O şuhuduna itimat etti. Şuhut şu, kendi gözlemleri, kendi tespiti ve tercihi ve ifadesi yakaladıkları o zannetti. Mesela biz de nur talebeleriyiz. Kendi şeylerimiz var, zanlarımız var, tespitlerimiz var, tefekkürlerimiz var. Don Kişot gibi gitmiyoruz yani, yürümüyoruz. Sorguluyoruz kitaba, doğru mu ne kadar? O işte Kur'an'ın nazar işte 25. sözde böyle açık gözler tarafı sana gösterdi. Ötekisi ise gözü kapalı. Batan gemi düşün, hazineler var, dalgıçta aldı diyor. El yordamıyla bir şeyler buldu, küreydi, kerubardı, uzun çubuktu, bir şey gördü, bir şey buldu. Yakaladı, dedi ki, böyle bir şey yakaladı, bütün gemi bununla doludur dedi. Niye görmediği için, sırf bunu gördüğünden dolayı. Onun için keşif nakıstır, keşfine itimat etti. Bu en büyük şey bu. Şimdi ama çok cazip dünyadır, öyle basit zannetmeyin. Mesela... Cennet. Üf, bildiğiniz gibi değil. Bir anafor var ki, bak dağlara fırtına eser, ovalar sudan istifade eder. İçeride, adın nesini? Sefa. Sefa. İçeride öyle fırtınalar esiyor ki, en ufak bir ibre yanlışlığı, netice korkunçtur. İlmiyle dalalete giden o kadar var ki, Belam bin Bağura, Karun, ilim netice değildir. İlmin doğru sadakat kıblesi olursa, ilim fazilet olur. İlmin kıblesi doğru sadakattır. Ebu Bekir'siz Ali istikamet olmaz. Ömer'siz ilim simgesi Ali olmaz. Enfusi içsel yapı Osman'sız Ali olmaz. Bunlar tesadüfi değildir. İlim şehrin kapısıdır. Şehrin içinde kim oturuyorlar? Ali ilmin kapısıdır diyor. Ötekiler nerede? Herhalde şehrin dışında değiller yani.
Demek içerideler onlar. Şehrin kapısıdır diyor da, ilmin şehrin kapısıdır. Tamam, kapıdan girdik. E nerede bunlar ötekiler? Onlar daha gelmedi abi. Olmaz. Şimdi, zorlanacağınızı biliyorum ama ben bu arada bir yarım saat size bir hedef gösteriyorum. Gaye yapacağım size. Bir gaye göstereceğim. O gaye ömür billah uğraşacaksınız. Sizi aktif edecek. Burada açsam bir yeri, külliyata 30 senelik birikimimi göstereceğim size. Bir hedef göstereceğim. Artık kendinizden hep böyle onu merak edeceksiniz. Bir tevhid yapabilirdim, haşir yapabilirdim, kader yapabilirdim, tamam. Şimdi dedim ya, tarih boyu hep insan kendisini merak etmiştir. Neyi göstermeye çalışacağım biliyor musunuz? Odundan nuru, buzda suyu, bedende ruhu. İnsan kendisini merak ediyor, kendisine seyahat ettireceğiz şimdi. İnsan niçin sıkılır? Dünya basit basit şeyler, kızlara, paraya, makama, şöhrete esir olur veya gaye olur. Ne bileyim, onun uğruna hep ömrünü verir. Sebebi dışarıda yaşadığı için. Huzuru, mutluluğu, alakayı, sevgiyi hep dışarıda aramış. Oysa ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Kendini kaybetmiş. Kendinle barışık değil. Kendisiyle sevmiyor kendisini. Kendisini tanımıyor. Ben deyince zannediyor ki duygularımızın bedensel dayatmalar var ya, şehvettir, middedir, uçkunluktur, görme, kulak, burun, dil, elin istekleri zannettin. Oysa içeri bir girelim bakalım. Sen kimsin? Burada oturan bir adamsın ama bakayım sen kimsin şimdi. Hep aslı o sensin. Şurada oturan fotokopisi. Sen değilsin. Şimdi ona geçeceğiz. Hazır mıyız? Al bakalım. Ders için resimler diye şey yapmıştım. Nerede? Kartal. Şimdi ilk önce şunu göstereceğim size. Anlamayacağınızı biliyorum. Zaten anlayacağınız bir şey için gelmemiştim zaten. Ben size anlamadığınızı anlatmak istiyorum buraya. Bir gün ders yapıyorum Rize'de. Büyük tabii böyle. Ama normal insanlar değil böyle. Özeldi. Hamza bilir belki. Hamza abici burada mı? Orada şey vardı. Süleymancı kardeşlerimizin en büyük hocası. Oradan Çaylı'yla gelen bilir. Mehmet Gemici mi vardı ya? Gemici hoca. Ha, Çaylı'da meşhur. Vaaz. Rize'de meşhur. Televizyonlara çıkan adam. Allah razı olsun. Bak buna dua ediyorum. Yani derslerimizden eksik olmaz gelir. Bu dersi biraz yaptım. Ders bitti. Hocam ben neydi senin bunu bir şey yaptın? Kaydır hocam dedi Mehmet Hoca. Bizim anladığımızı mı zannediyorsun dedi. Ondan sonra. Yok dedim. Ben neydi dedi. Anlamadığımızı, bilmediklerimiz çok şey olduğunu bildirmek istedim. Gayet oyduysa maksadına vardı. Ben hiçbir şey anlamadım. Ha, elhamdülillah. Gaye buydu. İnsanın haddini bildiren bildikleri değil, bilmediklerini bilmesidir. Unutmayın. İnsanın haddini bildiren bildikleri değil, bilmediklerini bilmesidir. Bilmediklerini bilmektir. Haddini bilmek. Bildiklerini bilmek ise gurur ve firavunluğa sebeptir. Ya. Şimdi İnsan kimdir? Dersimiz o. Yukarıdan aşağı ineceğim. Sonra şey yapacağım. Sonra sorunuzu alacağım. İstediğinizi sorun. Ne isterseniz. Kaderi de sorun. Ne sorarsanız soracaksınız. Burada çözülecek hep. Allah varken hiçbir şey yoktu. Haşa anlamak için. Soğan kabuğu gibi düşünün. Vacibül vücut alemi. Allah. En diş kabuğu esma. Kırmızı. Anlamak için tabii böyle misal veriyorum. Gir içeri, ikinci bir kabuk, esma. En dış kabuğu dedik esma. İç kabuğu, bir iç kabuğu, sıfat. 22. sözde, hep Risale'deki cümle. Bir iç kabuğu, şuhunat-ı zatiye. Bir iç kabuğu, mahiyet-i zatiye. Mahiyet-i zatiye, soğanın cıcığı dedikleri, merkez. Onun hakkında Allah Resulü şöyle demiş. Sen kendini en iyi bilen sensin, o gaybül gayb olacak. Ezeli ve ebedi,
hiç kimse bilmeyecek, peygamber de dahil, mümkün değildir. Çünkü Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah'a mahsus olan, lezzeti mukaddesesi olan ait bir şey o. Allah, Allah ol. Bizim bildiğimiz var ya, Kur'an'ın söylediği. Kur'an'ın söylediği, subutu sıfattan, sıfattan gelen kelam, sıfata kadar olan makamlardan bahsetti. Sıfattan yukarısından bahsetmiyor Kur'an. Bahsedemez, olmaz zaten. Şu, elma, geri gel, tomurcuk, geri gel, dal, geri gel, gövde, geri gel, kök, geri gel, çekirdek, daha geri gidemezsiniz. Kur'an nereden gelmişse ondan sonrasını bildiriyor. Ondan öncesini değil. Tamam, ilahiyatçılar. Şimdi, mahiyet-i zatiyeden gelmemiş Kur'an. Kur'an'da yok bu. Şuunat-ı zatiyesine insanda işaretler var, Kur'an'da yok. Çünkü insan nedir? Muhyiddin Arabi'ye göre söyleyeceğim, sonra İmam Ali'ye göre. İnsan odur, bütün alem insandadır fakat insan alemde değildir. O ki girdiniz, kabre girmiş, keşfel kubur. Ehli Muhyiddin Arabi bakayım ne yapacak diye merak ettim dedi. Keşfel kubur, kabre girmiş, men rabbike diye soru sormuş. Muhyiddin Arabi şaşırmış. Aynen. Biz bizdeydik, biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar demiş. Melaike, sistem bozulmuş tabi. Hakikaten öyle. Biz bizdeydik. Kim kime geldi ki? Biz bizdeydik zaten. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Melekler demiş, keşfet kubur söylüyor bunu, yalan mı söylüyor? Ya Rabbi hiçbir şey anlamadım dedi. Dedi ki Cenab-ı Hak hikmet lisaniyle. Dedi ki, onu zaten yaşarken, o yaşarken onun sözleri anlaşılmıyordu. Bir şey mi oldu Fatih? Yok yok, bir şey yok. Şimdi, o zaten yaşarken onun sözleri zaten anlaşılmıyordu. Bırakın dedi. Şimdi İmam Ali diyor ki, sen kendi 178. sayfasa, ya 187 ya 178 diye. İşaret-i Caz'da diyor ki, bütün alem insanda durulmuştur. İşaret-i Caz'da geçiyor. İnsan, bütün alem onda durulmuştur. Şimdi, mahiyet-i zatiye, soğanı cücüğü. Çık dışarıya, şuunat-ı zatiye. Tamam, çık dışarıya, bak şu, şöyle yapayım. Sıfat. Kur'an nereden gelmiş? Subut-ı sıfattan gelmiş. Tamam mı? Şu, Kur'an buradan gelmiş, mouse'a bakar mısınız? Şuradan. Bundan sonrası gerisi yok. Ama niçin söyledim? Ama insanda buralardan alametler var. Çünkü kelam sıfatından gelen Kur'an, insan ise zati sıfat da var insanda, şuunat-ı zatiye de var insanda. Bütün insan, bütün alem insandadır ama insan alemde değildir. Ne demek? Bütün kim? Ben diyor varlığa sığmadım 18 bin aleme, beni sıra müminin kalbine sığdım. Niçin? Mahluka Allah sığmaz. İnsana nasıl sığar? Çünkü insanda bir yapısız yapı, mekansız mekan, varlıksız varlık var ki oraya Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Şualar 9. O da mahiyet-i zatiyenin bir ene denilen bir sistem var. Sistemsiz sistem. Mekansız mekan, varlıksız varlık. Başka söyleyemiyorum. Yani sıfatın arkasında malzemeler de var insanda. Allah kainata ilmi, irade ve kudretiyle vardır. Allah kainatta zatıyla yoktur. Zatıyla nerede var? İnsanda var. Bak Cenab-ı Hak 18 bin alem şeceri hilkatta ilmi, iradesi ve kudretiyle var. Yani sıfatlarıyla var. Zatıyla Allah kainatta yok, olmaz. Ama ben oraya sığdım. Beni seven müminin kalbine. Şimdi ben gene aşağı iniyorum. Sıfattan gelmiş Kur'an. Sıfattan esma, işte vacibul vücut, alemin şurası, ufattım. Bak şurası bak. Şu maması görüyor musunuz? Şu. Sonra Allah dedi ki bu Allah, ben mevcudatı yaratacağım. Buna ait bir çekirdek yarattı ilk önce. Şu. Bunun çekirdeğin adı Nur Muhammed'i. Bu mahluk değil. Ama vacip de değil. Bak bey ile. Bak buradan böldü. Bak şöyle diyeyim. Kabı kaysen gibi. Bak şurası vacibül vücut.
şurası mahlukat. Şuranın adı berzahtır. Abi berzah ne demek? Vacip değil, mahluk değil. Ya ikisinin ortası olur mu? Kadir, dünya değil, ahiret değil. Dünya değil, ahiret değil. Ahiret ne zaman başlayacak? Kıyametten sonra başlayacak. E peki bu, ben anlamadım gene diyorsun. Hamile kadının çocuğu. Çocuk dünyalı mıdır? Evet abi. E kaç yaşında, kaç aylık? Abi 9 aylık. Doğduğu zaman bir gün oluyor. Nasıl 9 ay 0 oldu? Ötelidir. Öteli ise buradan besleniyor. Ben de zaten şaşırdım. Öteli ise burada ne işi var? Burada ise niçin yaşıyor? Abi, hanım diyorum, bacım kaç yaşında, kaç aylık? Hocam 9 aylık. Doğdu, bir günlük diyor. Lan 9 ay nasıl 0 oldu? Neredeydi abi? Neredeydi ya? Zamansız zamandaydı işte. Berzah. Peki, çekirdeğin... Abi berzah anlatmaya çalışıyorum. Çekirdekteki program. Ağaç mıdır? Değil. E peki hiçlik midir? Değil. İlmi vücut. İlmi vücutlara berzah denilir. Ama iki tarafa da açık. Uygula abi bunu, bir örnek ver. Yatıyorsun. Buralısın. Ama bu horlamanı bu duymuyor. Senin horlaman öteki odadaki rahatsız oluyor. Tamam? Ama o anda oho, horlamanı duymazken ötelerdeki adamın sesini duyuyorsun, konuşuyorsun. Ve bir sürü iş yapıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun, tam kayalıklara geldin, şapka uyanıyorsun mesela. Bu hikaye midir? Yok. Niçin değildir? Madem hayal hayal ise niye banyo yapıyorsun? Madem hayal hayal ise, rüya hayal ise, köpek seni kovalarken, kaçarken terden su oldun. Peki ceset mi koştu bu? Bu mu koştu? Yok. Niye buna fatura çıktı? O beraber olduğu şey kadın be, bu muydu? Yok. Niye bu buna fatura çıktı? Ben de şaşırdım zaten. Kadının cesedi karnındaki çocuk gibi ya. O bu ceset çocuk. Bizim zihnimiz berzaha geçti işte. Fatura buraya çıkıyor. Şimdi berzahı biraz anlattık. Şimdi bu Nur Muhammed'i bu beni evvel ma halak Allah'ın nurihi. Ha, benim nurumu yarattı. Bunu yarattıktan sonra bu mahluk değil, bu nurun adı meç'ul, bütün eneler, benliklerin toplamı. Ben diyenler, yani şu, benim gömleğim, ben diyen arkada, gir içeriye. Benim atletim, ben diyen arkada, ben atlet değilim, gir içeriye. Benim vücudum, ben diyen arkada, benim hayatım, gir içeriye. Benim his ve şuurum, gir içeriye. Benim aklım bunu anlamaz ya. Gir içeriye, benim ruhum, benim ruhum diyen ruh değil. Ruhunuzu niye kirlettiniz diye sorulacak size. Ruh size verilmiş, iman size verilmiş, insaniyet size verilmiş. Siz kimsiniz o zaman? İnsaniyet size verilmiş. Demiyor muyuz ki, olan insanlığını mı kaybettin? Olan ruhsuz adam, hey ruh demiyor muyuz? O zaman sen kimsin? Ne ruhum ne insanım ben. Ben arkadayım. Sahip çıkan benim. Benim, masaya koy oraya. Karaciğerim. Benim karaciğerim, benim böbreğim. Benim aklım. Benim insanlığım. İnsanlığımı tuttum. Benim ruhum. Benim vicdanım. Bu toplayan kim? O ben. O ben olan ben. O sensin. Onun dışında her şey fotokopisin. Asıl değilsin. İşte maceramız buradan başlıyor. Şimdi burada oturmuşsun. Odun gibi. Odun gibi oturuyorsunuz ya, odun. Odun ama ısı yok mu? Işık yok mu? Duman, nur. Odunun en büyük düşmanı ateş, odunun içinde. Odunu meydana getirmiş. Düşmanıyla vücuda çıkmış. Odunun en büyük düşmanı ateş, ateş de odun olmuş. Odunun içi demeyesiniz sakın. Bir bardak içinde ne var, su var? Bardağın içi. Odunun içi yoktur. Donmuş duman, iki zıt, odunu yakalım duman, göz gözü görmez. Öteki tarafta nur, her tarafı aydınlatır. Örten açan, nur, duman, ikisinin cemi donmuş buzdolabına koyduk, odun oldu. Odun nedir? Donmuş güneştir. Biz de donmuş esmayız. Odun nasıl zıtların cemidir? Sakın odunun içinde mesela. Peki, odunun duman neresindedir? Sağında, solunda, altında, üstünde neresindedir duman? Her yerinde. Nur nerededir? O da İkisi şey aynı yerde nasıl olur?
Ha insanda da böyle oluyor. İnsanda da iman küfür böyle oluyor. Tamam. Şimdi bu Nur Muhammed ondan sonra sorularınızı alacağım. Yazın sorularınızı. İstediğinizi sorun. Sonra bulamazsın ama. Bu çekirdek, bu çekirdeğin adı Mec'ul 258 barlık. Yani Cem. Kim? Bütün benler. Ben oradaydım. Tamam. Ben oradaydım. Aslınız bu. Kütük orası. Sen nerelisin delikanlı? Nurs. Nurs mu? Bitlis. Nur. Bak hemen ustadan nispet ediyorsun. Bitlis bile aşkın ya. Tamam. Şimdi bak ama İstanbul'da. Bak kütük orası. Değil mi? Bak oraya şey yapıyorsun. Şimdi biz de burası, kütük orası. Sen Nurslusun, ben de Mecurcuyum. Orası, Mecur. Orası daha sağlam. Evet, daha sağlam. Şimdi ama buraya gelmişiz. Şimdi libas giymişiz. Buraya gelmiş o. Libası çıkıp astımıza dönmektir. 10. kat. Çıplak bir adam kondu. 10. kat. 9'a indir. Don giydir. 8'e indir. Atlet giydir. 7'ye indir. Pantolon giydir. Efendim indir aşağı gömlek, çorap falan da hop 10. kattan harika bile çıktı. Şimdi diyoruz ki geri gel. Aldığın katlardan bırak. Şimdi biz bu dünyadan üzerimize giydirdiklerimizi çıkartıyoruz. Hiçliğimi bilmek bu. Sana giydirilenlerden çık bakalım. Seyahatimiz böyle başlayacak. Şimdi Nur-u Muhammedi'den ilk şöyle yapayım sonra şey göstereceğim. Kab-ı Kavsen, Allah Resulü buraya kadar geldi. İmkan ve vücut ortası deniliyor burasına. Şuraya. İmkan ve vücut ortası berzah dedik. Tamam mı? Berzah. 3-4 tane örnek verdik. Burası Arş-ı Azam, ruh, cevherlerin yaratıldığı ruh cevherdir. Sorunuz olursa şey yaparız. Sonra şöyle soğan kabuğu gibi içeriden dışarıya çıkıyoruz. Bir, cücük. Cücük diyorlar değil mi soğan? Hemen bir dışındaki bir katman kabuk kavsiyen. Bir daha dışarıya çık, Arş-ı Azam. Biraz dışarıya çık, Lef-i Mahfuz. Cebrail'in dediği. Bir adım atamam ya Muhammed yanarım dedi. Buradan böyle geçemedi. Burası. Sonra bir o soğan kabuğundan bir daha dışarıya çık. Arş. Bir daha dışarıya çık. Sidret-i Muntaha. Biraz daha çık. Cennet cehennem. Sidret-i Muntaha varılması gereken son olunca zannettiler ki milacın sonu. Cennetin sonu. Oysa varlığın sonu Kab-ı Kavseyn. Sidret-i Muntaha. Cennetin son hududu, varılamayacak hudut, dibi gelmeyecek hudutsuz hudut. Cennet ve cehennem, çık dışarıya, soğandan içeriden dışarı çıkıyoruz. Daire-i ilim, çık dışarıya, daire-i hayat, çık dışarıya. Şeytan, nefis, nefse emmare, bize takıldığı yer. Vesvese buradan geliyor. Adam buradan takıldı. Yani elma, gel gelin. Elma, geri gel. Tomurcuk, geri gel. Dal, geri gel. Gövde, geri gel. Kök, geri gel. Çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. Şeytan buradan takıldığı için bütün vehim ve vesvesesi buradandır. Bundan gerisi değildir. İmanın, imansızsın dediği yer burası. Oysa imanın yeri şurada. Şurası. Buraya onu diyor ki usta, hayali bile ulaşmaz. İmansızsın dediği yer şuradandır. Şuradan aşağı imansızsın. Sen de diyorsun ki ona senin imanını sevsinler. Benim imanımın olup olmadığını bilmen için sen ta burada olman lazım. Şurada. Ben de diyorum ki imansızsın. İmansızım. Sen de imansızsın. Diyor ki ona ben de nasıl seni ya. Çünkü benim imanlı olup olmadığımı bilmen için mecuna gelmen lazım. Ey şeytan. Oysa senin alemin ve varman gereken terakki ettiğin, bulunduğun alem en zirve son burası. Kürs. Kürs'ten önceki alemler hakkında hiçbir bilgisi yok. Onun dediği bundan aşağıya. Şimdi imanı gitti. İmanı sevsinler yani. Adam dedi de gitti. Bu kadar kolay raftaydı yani iman benim. Ta derinlikten usta diyor ki dem ve damarlarına kadar sirayet eder diyor. Tamam mı? İman yeri neresiydi gördünüz mü? Abi daha yapıyorum ki o imanın gitti yakın memlekete gittiğiniz zaman eğitim alıyorsunuz ya. Ya anneniz bacınızdır babanızdır dayınızdır ya imanın gitti hemen burayı çıkartacaksın kalem çıkartacaksın
Teyzem getir kalemi diyeceksin, getir. Şuraya bir tane çekirdek çizdin. Hemen dışına kabı kavsen bir tane yap. İmanın yeri burası. Kabı kavsen onu anlamaz. Yuvarlak. İman bu. Dişçi çık dışarıya. Kabı kavsen çık dışarıya. Arş-ı azam. Çık dışarıya. Lef-i mahfuz. Çık dışarıya. Arş. Çık dışarıya. Cennet cehennem. Çık dışarıya. Daire-i ilim. Çık dışarıya. Daire-i hayat. Çık dışarıya. Kürs. Şeytan bundan takıldı. İman hakkında, bizim imanımız hakkında soru sorma, yargılama, şüphe uyandırma bundan sonradır. İmanın kaynağı burası değil ki. Benim imanımın nerede olduğunu sen bile bilmiyorsun. İmanının kaynağını bilmiyorsun. Sen gittiğini nerede biliyorsun ki? Yediler yani, hayvan terli yani. İmanını sevsinler seni. Şeytan. Şeytan hoşuma gidiyor, bakmayın şeye. Adam olmasa hayat donar. Beni böyle ateşli yapmaz ya. Bu dest olmaz. Şeytanı kaldırın, hayat donuk olur ya. Yani varlık, var, doğrular arasındaki ara boşluktur şeytan. O boşluğu doldurursanız hiç kimse kıpırdamaz. Herkes olduğu yerdedir. Kimse baba değildir, çocuk değildir. Baba çocuk yapan, hayatı aktif eden varlıkların yani bir su gölü düşünün. O tahtalar oynuyor. Tahtaların olmaz, o oynamasının sebebi ara boşluklarıdır. Hepsini bir yapıştır bakalım, oynar mı? O zaman ara boşluğu lazım ki değişik şekil olsun da yani. Bu varlık onun için oynuyor, ara boşluğundan oynuyor. O ara boşluk şeytandır, onun için lazım. Kalitelidir yani. Yazılım sistemidir. Virüstür yani, antivirüs de imandır. Kürs buradan takıldı, yani nefis buradan takıldı. Tamam abisi? Buradan aşağı iniyoruz. Buradan da bir soğan kabuğu dışarıya, bir soğan kabuğu da dışarıya. Ve eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi berza, burası 7 kat semadan sonraydı. Şimdi siz burada oturuyorsunuz ve beni dinleyip kalemle not aldığınız yer burası. Buradasın. Sanki burada oturuyorsun. Delikanlı, gözlüklü sen. Adı neydi abi? Ahmet. Ahmet'im. Şimdi oturuyorsun böyle, dinliyorsun. Bu dinlediğini zannediyorsun. Oysa arkanız ta oralar etkileniyor şu anda. İnşa oluyor. Oralar. Ben şurada oturuyorsun. Senin adın ne? İsmi neydi senin? Muhsin. Çok tuhaf değil mi? Kamerayı almışsın mesela, adamı dinliyorsun, casus yapıyorsun. Oysa adamı dinler gibi, oysa burayı taşıyorsun değil mi? Bir yerlere gidiyor. Şimdi burada oturuyorsun Muhsin. Fakat kabuk, hepsi bu derste inşa oluyor. Bunu anlama da anlama, önemli değil. Niye biliyor musun? Bunu duydun ya. Duydun değil mi? Sana verildi, duymak verildi. İsa Aleyhisselam iki tane ayetini söyleyeceğim. Bozulmuş olduğu halde iki ayet. Diyor ki, verilene verilecektir. Verilene verilecektir. Tamam mı? Zil mi çaldın? Bak, verilene verilecektir. Peki kim? Kime verilmiş peki? İsteyene verilecektir. Buradan kalkıp gidebilirsin. Dinlemeyebilirsin. Bu eğitimde bulunamazsın. Yani istersen gidersin yani. Seni tutan yok silahla. Ha, isteyene verilecektir. Ama verilene de orada verilecektir. Bunları duymaya sana verildi mi? Allah'ın izniyle orada da verilecek sana. Verilene verilecektir. Kim o verilenler? İsteyenler. Her isteyene verilmiyor ama verilenler hep isteyenlerdir. Alanlar. Şimdi buradasın arkadaşlar. Şimdi bu biraz yatay açayım şimdi bunu. Yatay. Veya bu alemi yatay açmadan bir elips yapayım. Allah'lık alemiyle bizim yerimiz neresidir diye. Şöyle bir şey yapayım sevgili arkadaşlar. Bilgisayar bile dondu. İşte benim bilgisayar şey yapsaydık. Aferin lan. Şey yapamıyor. Gücü yetmiyor. Ne yapsın adam? Elips nerede? Elips yazıyor mu? Evet, üstte. Alt. Biraz daha inerdi. Işte. Burası. Bu çok, çok güzel. İşte o anlattığımı yuvarlak göreceksiniz. Bu. İşte sen neredesin biliyor musun? Masum'a bak. Masum'un şurada bir noktasın. Ha, bu nokta. Ama hepsi senin üzerini kapatmış. Belki örnek veriyorum buna. İyi dinleyin, yaslanın bak şimdi. Buz. Buz. Buz ama kardeşim diyorum. Hepiniz üniversitede insanlarsın. Bak bunu şu. Buz. Kafanı takma kardeşim. Sen buz gibi gözüküyorsun ama susun. Doğru mu? Susun ama, su gibi deniliyor ama su değilsin aslı. Aldanma, H2O'sun. Hidrojen oksijensin. Değil mi? Bak bir yere gitmiyorum.
H2O gibisin ama aslında enerjisin. Kuarklarsın, kuark, kuantum. Tamam? Kuantum gibiysen de enerjisin. Enerjiysen de oraya kadar elim durdu. Ustada göre esirsin. Kur'an'a göre maddi hayat aynı hayat. İnne darul ahireti lehiyel hayvan. Her şey canlı. Maddi hayat aynı hayat. Daha fazla sırayla gidin. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'in esma. Hepsi aynı yerdedir ama hiçbirisi birbirine karışmıyor. Buz suyla karışmıyor. Hidrojen, oksijen burada birbirine karışmıyor. Aralarında sonsuz mesafe var. Mesela hidrojen yakan, oksijen yanar. Yakan ama su söndüren. Tamam? Şimdi sen buzsun, buz. Şu anda otururken buz. Bu dersi dinleyerek su olmaya çalışıyorsun. Ama buzluğun bozulmuyor. Kulağından ses geliyor, kulak zarın bozulmuyor, dölleniyorsun. Dima Meryem, kafa Meryem, sohbet, vahiy, ilham, Ceberut aleminden Cebrail. Ceberut aleminin simgesi, vahiy ve ilham ve ilmi getiriyor. Kulak zarın bozulmadan dima, rahimi dönlüyor. Dima inşa oluyor. İlim marifet oluyor. İsa, ağız doğum şekli gibi. Meryem yumurtadan İsa'yı doğuruyor. Karşıki gönüle giriyor. Yani marifetim, tefekkürüm ölü gönüle bir giriyor, ölü diriliyor. Meryem dimağdır. Vahiy Cebrail. Bak zar bozulmadan dima dönleniyor. Ve kabre giriş ve doğum şekli gibi buradan da karşıki taraf dönleniyor. Bu dünyada oyalanmak zamanımız yoktur arkadaşlar. Onun için bu dersi tercih ettim ki aktif olun, uyanık olun, oyalanmayın. Zamanımız yok. Öteki o dünyada aradıklarınızın Allah'ın zindan diyor. Esas kalitelisi, asıllar orada. Yani biraz önce anlattığım gibi aslın Nur-u Muhammed'idesin. Buralar fotokopi. Meşgul olma. Yıkık bir köprü diyor. Geçin diyor. Tamirle uğraşmayın. Dünya el ayaklarını çek demiyorum. Gayeyi maksat yapma. Oyalanma. Çünkü oyalanacak zamanımız yok. Psikolojimiz müsait değil. Dışarıda yaşarsan, dışarı sokağa demiyorum. Bedensel hayat yaşarsan dünya sana zindan olur. Hayat manasız olur. Hayat manasız olursa intihar seçenek olur. Bunu gördünüz mü? Şimdi yatay açıyorum insanı. Yatay. Bunlar hep Risale-i Nur'a. Okuduğunuz Risale var ya. Ben de 17 yaşından beri Nur'lar tanıdım. Farkım şuydu. Sizden hiçbir farkım yok. Merakım çok. Kalem kağıtlarla hep dolaşmışım. Hep derlerdi. Hekimoğlu İsmail abi o ismini koymuştu. Gazeteci Hasan. Kim bir ne konuşursa hemen böyle derste falan tak tak hoşuma. Çünkü bildim demezdim. Not alırdım. Sonra bilmeyerek meğer doğru yapıyormuşum. Allah Resulü diyor ki ilham, mana, ilim kuş gibidir. Ayağından yakala yoksa uçar. Hastaydım bu kendime. Merak ediyordum ben kimim? Aileye bakamazdım aylarca. Çekiniyordum, korkuyordum. Bu garip geliyordu, yabancı geliyordu. Bu kimdir diyordum. İlkokul 4'e veya 5'e gidiyordum. Bizim Karadenizliyim ben. Köyümüz böyle bir vadi, bir vadi, bir vadi, bir vadi. Şurada bizim köy, şurada karşıki tepeye bakardım ilkokul 4. Karşıki tarlama bakardım. Derdim acaba ben gördüğüm gibi mi? Ben öyle görüyorum ama ben görmesem orası yoktur derdim. İnan. Ve evlenmeyeceğim bütün işim bu olacak derdim. İnanın. Ben bütün işim bu olacak. Hakikaten ben baktığım zaman var, bakmadığım zaman yoktur. Çocuk kafası olduğum için dönerdim. Böyle yan bakardım. Ama var. Diğer yok. Var ama böyle bakmayla böyle bakmak aynı derdim bu sefer yatakta.
Güya gizli bakıyorum. Gizli bakmayla aşikar bakma, bakma attın. Netice nedir? Allah ondan dolayı, fıtri isteğinden dolayı Nur Salih'i verdi. Merak edenler varsa, insanlığın serüveni, insanlığın röntgeni diye Nur dersinde bunları tek tek anlatan ders var. Şimdi yatay insan açacağım ve ondan sonra sorularınızı alacağım. Yatay. Bir de görün öyle, bir de yatay görün kimsin? Hani yatay derken ameliyathaneye yatacaksın şimdi. Biraz önce ayak belirdi. Bu cevhere girmeyin, güya hepsini anlatacaktık size. İnşallah dünya kokmadı ya. Şeciri hilkat nerede? Şeciri hilkat burada var mı abim? O zaman şöyle yapsak ders için, ders için kartal nerede? Şu. Hadi bunu da atsın. Bilgisayarın gücü gitmiyor. Ne yapsın zavallı? Evet. Şimdi kaba taslak bu. Biraz ekran soluk mu gösteriyor? İyi mi? Şimdi yaklaştıracağım. O ben olan ben budur. Bak bu ilk önce mouse'la göstereyim. Şu var ya. Şu anda oturan şusun. Tamam. Şimdi tek tek detayına giriyorum. Yatırdık bu ameliyat masasına. Burada esas sizi alakadar eden şu arkadaşlar. İşte Nur Muhammedi'de o meçhul denilen yer vardı ya. O ben. Yani şuraya gelin. Çıkartıyorum. Çıkart. Benim gömleğim. Ben diyeni arkada olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ben diyen arkada. Benim gömleğim. Benim atletim, benim vücudum, benim his ve şuurum, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. Çık ruhtan da o artık çıkamayacağım bir yer. Ben olan ben. Hatta Musa Aleyhisselam sormuş Allah, ya Rabbi seni soruyorlar ümmetim, kulların. Ne diyeyim sen kimsin? En Allah, ben Allah'ım derdi. Benim Allah olduğumu söyledi. Hani ben kimim? Ben benim, en iyi. Ben ruh değilim, ruh bana verilmiş. Ben insan değilim, insanlık bana verilmiş. Ben akıl değilim, akıl cihazdır diyor. Kimsin ya? Darmadan olduk değil mi bu derste? Hakikaten kimim ben ya? Ben insan değilim, insanlık bana verilmiş. Ben insan değilim, insanlık bana verilmiş. Yaparsam insan olacağım. Yoksa insanlığımı kaybettim. İnsan adayım. Peki sonra Nadir abiye sormuşlar, sen kimsin demişler, ben Cilve-i Nur Muhammedi'yim demiş. Zaten diğerleri de kafayı götürmüş, herhalde mükemmekine hoş geldin, sen kimsin dedikleri zaman ben Cilve-i Muhammedi'yim diyeceğim diyor. Dedim Nadir abi sistem bozulur, adamın sistemi de yok bilgisayarlarla. Laz sormuş bilgisayara ne var ne yok demiş, sistem bozulur. Ne var ne yok, neler, yani yoklukla varlığı nasıl söyleyecek, varlığın dibi var mı? Adam sistemi durmuş. Şimdi, ben olan ben bu. Çıkartamadığın ama var zannettiğin şey, bunun berzahtır. İşte budur, kendine vücut rengini verme. Şimdi dışarıya doğru katılaşıyoruz. Çıktık, bunun içerisinde 30 bin söze gelin. Nur ve mana var, ruh. Bak burası ruh arkadaşlar. Şimdi biraz açık değil mi gözüküyor? Ruha 4 tane özellik takıldı. Bak çıkıyorum, dersten çıkacağım. Ondan sonra alacağım. Ruha zi hayattır. Zih şuurdur, kanunen vücut harici verilmiş. Ruh cevherdir. Dört özellik verilmiş. Zih hayattır, zih şuurdur, kanunen vücut harici. Bu damadan olur, bilye gibi. Hemen ona ince bir glaf-i latif bedeni misali sağmış. Bu sen mahluk olmuş. Bu şeye giydirmiş. Eneğe. Tamam. Sonra bu eneğe giydirince vücut harici de bunun bir ruha da bir elbise daha giydirmiş. Kalp denmiş. Kalp. Kalbe de iki tane elbise giydirmiş kalp. Bir dima, makisi efkar, bir tane de elbise giydirmişler, mazar-ı siyah, vicdan. Yani kalbin iki ayağı var. Dima, vicdan. İkisinin cemi kalp. Kalp, yani dima, kalpten ayrı bir şey değil. Bir, dima. Makisi efkar. Yani kalptekilerin yansıdığı yer veya mevcudattan yansımaların
kalbe dönüştürüldüğü yer, formatlanıp. Bir ayağım, niçin kalkıyorum? Kalp düşünün, bir ayağım dima, bir ayağım vicdan. Bu 25. kare yapıyorum unutmayasınız diye. Çünkü yarın kürsüye hitap edeceksiniz. Ben size siz olarak bakmıyorum. Siz yarın bir kürsü adamısınız. Yarın babasınız. Yarın bir evlatsınız. Yarın bir yeğensiniz. Yarın bir dayısınız. Yarın bir yerdesiniz. Tamam? Ben insanlara böyle çok değer veriyorum. Şimdi bir ayağım dima, bir ayağım vicdan. Karıştır ikisini, tencereye koy. İkisinin cemi kalp ama kalpte başka şey de var. İki taraf var. Mesela benim iki ayağım var ama kolumda var yani. Gözümde var, böbreğimde var. Yani kalbin iki tane ayağı var ama başka şeyi de var. Şimdi dima akıl şey, kalpten farklı düşünmeyin. Şimdi dimada ne var? Her dışarıdan içeriye giriyorum dima. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam itikar. Keşke bunlar bilseydiğinde ve külliyatta bunlar. Psikoloji ve rahatsızlıklar nereden biliyor musunuz? İkinci mertebede oluyor. Tahayyül değil, tasavvurda oluyor. Bak, tasavvur şurada. Sonra vicdan, daha ne var? Diş kabuğu gibi, dışarıdan içeriye geçiyorum. İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Kalpte başka ne varmış? Lüme-i şeytaniye var ve latife-i insaniye de var. Sonra latife-i insaniyeden beşeriyetimiz çıktı, giydirildi. Elbise hep giyme, hep giydik, giydik. Beşeriyeti giydik. Şeytan da arkamıza takıldı. Çok iyi yaptı. Çünkü sistem aktif olması lazım. Yoksa donuk olur. Adam geldi, iyi yaptın, hoş geldin, gel bakalım. Bize bir nefis takıldı. 7 tane. 6'sı hayır, bir tanesi şer. Nefsemmare şer. Nefsemmare de 2 tane özelliği vardı Kastamonu'da. Maddi nefsemmare şu. Şu mevcudatta mide ve uşkurluk, göz, kulak, burun, dil, el. Nin getirmiş olduğu lezzetler ve zevklerin donmuş hali, maddi nefsemmare yani ceset. Manevi nefsemmare ise his, heves, asap, damar, şuursuz körüs yaptır. Bu da manevi nefsemmare bize giydirilmiş. Sonra biz enaniyet elbisesi giydirmiş. Enaniyet benlik, kibir değil. Nedir o? Kainata rüzname olmuşuz. Kainata güzel bir takvim olduk. Cami bir ayna olduk. Çabuk anlatayım ki sorunuzu alayım. Mükemmel bir harita olmuşuz. Muhit bir firiste, hassas bir mizan, doğru bir mikyas. Tamam, böyle olduk ve karşımızda siz oturuyorsunuz, ben de oturuyorum. Ama hep böyle beni dinlerken veya ben size hitap ederken o sistemle beraber hitap ediyorum. Bu gözlükle bakıyorum ama bakan benim gözlük değildir. Bazı insanlar mevcudata ve bu derse bakıp hiçbir bağını anlamaz, kendisine değer yüklemiyorsa onlara şöyle diyorum. Arkasında göz olmayan gözlüğe benzerler. Çünkü gözlük hayret etmez. Hayret mevcudata bakıp bu dersleri dinleyip hayret etmesini bilmeyenler arkasında göz olmayan gözlüğe benzerler. Göz bir alettir, hassadır. Onunla ben seyrediyorum. Şimdi ben size böyle oturuyorum konuşurken, siz beni dinlerken aslında arka sistem, arka sistem derken odundaki nur ve ısı, ışık, ultraviyol ışınları ve latifelik böyle mekansızlıkla, çünkü odunu meydana getiren mekansızdır, ısı. Yakarsanız kartalın neresindedir ısı? Yeri yok. Odun burada. Odunu yakın. Ama odundan çıkan ısı nerede? Her yerde, her yerde olan bir şey olmuş. Odun. Ha, siz de böyle, her yerde olan bir şey buradayız. Odun geldik, odun gitmeyeceğiz inşallah. Yandım, piştim, kül oldum. Yani arınmam lazım. Yunus dedim ya, yandım. Yani dumanımla nurum ayrıldı. Şuurlu olursan duman da işe yarar. Niye? Meyve ağaçları duman alır, glikoz olarak kullanır. Şimdi bunu da gösterdim. Şeyleri bir göstereyim en azından. Gözünüz bir şey alışsın diye. Evet. Hadi. Güzel. Şunu görün diye göstereceğim.
Şuur altı, yani abi ya böyle bir şey vardı, ben kafanıza bir şey takmak için. Şuur nedir, şuur altı nedir? Tamam, başka şeyi gösteriyorum. Bu dört cihetli ağaç, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. İsmi zahir nedir? Mühür, ehadiye. Hazreti Ali diyor ki, radiyallahu anh, bütün mevcudat Kur'an'da, Kur'an, Yasin, Yasin, Fatiha, Fatiha, Besmele, Besmele benim de benim altındaki noktayı. Bu onu simgeliyoruz. O hikaye falan değil. Onun ispatı bu. Bu da ruhun açılımı. Ruhun açılımı. Keşke bir başka bir zeminde olsa ruhun açılımını yapsak. Sonra geç. Bu biraz önce anlattık. Dima ve vicdan. Bu şeceri hilkatin civarı. Bu kader. Kaderin nihayeti budur. Onun için ne sonrası ama ne zaman gelmedi. Çünkü iman ve İslamet, imanın ve İslamet'in nihayet olduğunu gösteriyor. Kader burada şekle, aynı böyle şekilde gösterecektim. Ondan sonra geç, burada da hemen kaderin şeyi var, şekli var. Ondan sonra elinin açılımı, nur ve mana ve alemdeki temsilcileri, Cebrail, Mikail, İsrafil neyimizdir? Bizde yapılmıştır. Cebrail, Mikail, İsrafil bizde yapılmıştır. Nur Muhammedi'den yapılan her şey, yani onun dışında hiçbir şey yoktur. Biz de orada olduğumuz için bizden yapılmış. Efendim, neredesin mouse? Mouse bile şaşırdı peki. Allah Allah. Film bitti artık. Dondu hocam. Niye dondu? Peki bu kadar. Sorunuz varsa. Ha, dinliyorum. Hani şema şeklinde bu kadar dökebildiğinize göre hani bizim de nasıl bu şeylerde mesela mertebelerde mertebe kat etmemizin formülü sizde vardır ki hani verirseniz inşallah size dua ederiz. Şimdi nasıl yapacağız? Bunlar nasıl çalışır? Güzel bir soru. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sorusu cevabıyla cevap vereyim size. Sormuş demişler ki efendim demiş aynı kanun soru çok ilginç. Ha, bunu al kim şeyse, niyetli olmuşsa ben anladım. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne demişler ki, kanun aynı. İyi olmak istiyoruz demişler. İyi olmak istiyoruz. İmam-ı Rabbani demiş ki, iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Unutmayın, ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber irtibat, mekan birliği değil, beraber olun. Yani enfusi derste kısacası, ustadın talimatıyla hareket edin. Ahmet Mehmet'e bakmayın. Nedir o? Şimdi burada kürsüye çok insan gördünüz. Yine çok insan göreceksiniz. Siz de anlatacaksınız. Tevhiddir, haşirdir, nübüvvettir. Yani dersleri duyuyor. Bunlar hep zahir. Ben de onu yapıyorum. Fakat zahirden batına geçeceksin. Yani bu dima ve kalptan daha arkaya. Yani tevhid mesela, bana gözü veren kendisi kör olmaması lazım. Tamam. Tam bildik. Bunu aşağı indirmemiz lazım ki bizi canlı etsin. Enfusi tefekküre geçeceksiniz. Enfusi tefekkür. Enfusi tefekkür nasıl olur? Onun yöntemi uzun. Yani uzun değil. Aslında şöyle. Risale-i Nur bir kere ciddi, ciddi ve samimi okumak lazım. Sonra sakın ha, mutlaka ajandanız olsun. Soracağınız insanlarınız olsun. Mesela padişahların hepsinin bir şeyi var. Fatih Akşemseddin'i, Yavuz'un Hasan Can'ı. Ondan sonra İbrahim Ethem'in nesi vardı? Beylül Danası. Değil mi? Hep mutlaka akıl hocaları var. Bu işte rehberler. Bizim de komple usta, risale veya o izi takip edenler var. Bunlar kimlerdir? Şualar 121 insanı berzahtırlar. Bizi ötelere taşırlar böyle. Şimdi bir, Risale şöyle okuyacaksınız. Bir, iki, üç defa okurken sakın lugata bakmayın. Düz bir gidin. Bir düz gidin. İki, ikinci okuma şekli lugata bakın. Üçüncüsü, mevzuya bakın artık. Mevzu okuyun. Mesela tamam, insan nedir? Cevher nedir? Mesela kürsüde olduğunuz için mesela hitap nedir? Ha? Vaaz nedir? Külliyattan bunları toplayın. Üçüncü okuma, şey dört,
paragraf açılımı. Bu paragrafın izahı nerede? Bir sonraki okuma şekli, paragrafın içerisindeki cümle, mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayrimümkündür. Ne demek bu? Onların açılımları nerede izah ediyor külliyat? Daha sonra okumak, bunların içerisinde bir tane kelime. Mesela ben cismaniyet hakkında 2 sene uğraştım. Suret ve sima ile 2,5 sene uğraştım. Onu görmek istiyorsanız, mesela şu anda 9 suret dersi yayında var. Her bir ders 1 saat 20 dakika ve 10 dakikadır. 9 tane ders var. Suret. 11 tane de sima var. En az 40-50 tane ders olacak. 50 tane. Daha mukaddeme bu. Yani ne zaman için söylüyorum? Bir cismaniyet veya suret kelimesini nerede izah ediyor? Tak 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 onlarla. Ondan sonra notlar aldığın zaman zannediyorsun ki orayı araştırmaya kalkarken. Her anladığın şöyle yapıyorsun ya. Aşağı iniyorsun. Yani aslına gidiyorsun. Artık diş dünya seni fazla alakadar etmiyor. Hizmetin dışında sana artık lezzet vermiyor. Vallahi Risale-i'nin şahsı manevisi için söyleyeceğim. Gurur ve kübürden Allah'a sığınırız. Yani öyle bir derdim yok. Hamdolsun. Benim dünyada artık hizmetin dışında hayat cazibiyetini yitirmiş. Hiçbir manası yok. Hizmetin dışında inanın hiçbir cazibeti yok. Allah şahit olsun. Mutlaka der ki yalan söyleyip de Allah'a şahit yaparsan kafir olursun. Hiçbir manası yoktur. Hiçbir değeri de yoktur. Nasıl oluyor? Enfusi tefekküre içeriye geçtin mi artık gözün dönüyor. Bir insana da ulaşayım. Şunu bir anlatayım. Anlamasın. Günü birinde ben bu çekirdeği atıyorum bunlara. Belki 7 sene sonra bir camide bir müftüsünüz, bir yerde bir şeysiniz veya bir öğüt, eğitim görevlisisiniz. Çekirdek, o zaman çekirdek ağaç olacak. Niye? Bambu ağaçları var. Koyuyorlar çekirdekler, Çinliler. 1 sene su var. Zamanın geçtiğini biliyorum Hamza. Çıkacağız. Biliyorum. Suluyorlar 1. 2. sene suluyorlar 2. 6 sene suluyorlar, gık demiyor çekirdek. 6 sene sonra bir patlıyor, 26 metre boy atıyor. Siz de inşallah 6 sene sonra değil, 6 saat sonra boy atarsınız. Tamam, çekirdeği atıyor. Ama Allah şahit olsun ki Risale-i çok garip bir eser. Bu yaşıma kadar 30 küsür sene, gecem gündüzüm bak, gece gündüzüm. Bazen inanın namazca kalkmışım yataktan, pijamayımı çıkarmışım, bazen pijamalı, bazen öğle namazına kadar hala atletliyim, unutmuşum. Çok bu gözlüğümü kırdığımı biliyorum, abdest alırken gözlük yok zannediyorum. Mübalağa etmiyorum. O kadar, evet, tövbe, tuvalette bile hatırıma geliyor, şeytanın varlığından. Tuvalette çözemediklerim geliyor, namazda da namazda pislikler geliyor. Adam işini yapıyor. Yani namazda tuvaletler geliyor, tuvalette ise masam geliyor. Tuvalet yani. Adam bu işini yapıyor. Risale-i Nur'a ciddi muhatap olun. Kimler derse desin, sakın elinizi gevşetmeyin. Anlama, sırf insan akıl değildir. Şu anda anlamadım, ruhunu anladım, rahatladım. Son cümle, şu anda yaşadığımız halet var ya, şu anda. Bu halet, müjdeler olsun size, buralı değil. Orayı burada yaşamak. Orayı burada. Bu ahiretin üstünün açıldığını gösteriyor. Şu andaki güzel halet buralı değil. Yani cinselliğe benzemez bu halet. Baklavaya benzemez bu halet. Enaniyet, gurur, kibire benzemez bu halet. Nedir bu halet? Rahim isminin tecellisi olarak Allah kendisini araladı. Yani şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Böyle alem geçince tatlı bir hal oluyor. O hal buralı değil. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Ceset neredeyse ruh da orada olduğu gibi. Buz neredeyse su da oradadır. Buz neredeyse su da oradadır. Dünya neredeyse ahiret de oradadır. Onun delili yaşadığın halet buralı değil. Ahirettir. Ahireti burada yaşıyorsunuz. Vâhir davâhûn. Var mı başka soru? Vâhir davâhûn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha.